Good morning, what's up guys? Günaydın. İyisiniz inşallah. Burası Grand Canyon. Ölmeden çekebilirsek. Trying to record it without dying. Belki de hayatımızda görebileceğimiz son. Turgut, ben seni niye çekiyorum acaba? Aynen. Ölmeden önce görmeniz gereken bir yermiş. Ay ay. Öyle bir. Reis, 5 adım geri gel. Şöyle. Şöyle. Evet, çok güzel. Güzel bir başlangıç. The Skywalk at Eagle Point. Buraya geldik. Şimdi içeri gireceğiz. So they want to sell us all the pictures like for $17, $65 for photo collection in the app. You see what this kind of pictures. This kind of pictures. But I mean, we didn't pay for it, and also it was so scary to walk on the skywalk because it's just glass under you, and under that it's like death. And that basically it, I guess. So $20 verdik skywalk'ta yürüdük. İçinde yani şey, foto çekinmek için işte tanesi fotoğrafın $20. Vermedik tabii $20. Bir de 20'ye yakın 20 fotoğrafı collection yapıp app'te size atıyorlar falan, $65 da. Ama vermedik. Burada işte Amerika'nın yerlileri daha çok, hala onların neslinden gelenler falan yaşıyor genelde burada. O yüzden bu tür şeyler var. Native American denen veya Kızılderili olarak bildiğiniz. Onun dışında işte fotoğraf çekinmek falan bence yani buradaydık işte şunun gibi. Yani bilmiyorum ya, çok böyle dışarıdan çektiğimiz fotoğrafla çok fark yok yani. Bir de çok korkuyorsun yani. Oradayken ben çok korktum. Hatta orta alan cam, oradan yürüyemedim yani, kenarlardan yürüdük. Komik. This is Guana Point. Bir önceki gittiğimiz yer Eagle Point'ti. Burası Guana Point diye geçiyormuş. Böyle. Şöyle bir yer. Şurada kargalar vardı ha. Şöyle derinliği ve yüksekliği gösteren bir video daha çekeyim. Hatta şöyle bir tane de şöyle yaparız. Güneş tepemizde eriyoruz. So this is what is Guana Point. Guana Point, during the 1930s, a boater passing through the canyon discovered a cave which later was found to be rich with guano, bat droppings. This material was rich with nitrogen and very useful as fertilizer. The U.S. Guano Corporation had purchased the mining rights in 1957 and began to construct a tramway to extract the guano from the mine, utilizing cable that spanned the canyon at 7,500 feet and the use of cable cars for both the guano and miners. It was mined until early 1960. A few months later, the cable was damaged by an Air Force less tail and never reopened. The cable head house remains as well as some remnants at the cave and is now a tourist destination at Grand Canyon West. Diyor ki burada bu guano denen şey yarasanın bıraktığı bir şey, bilmiyorum onun Türkçesinde, bilmiyorum ama yarasalara ait bir sıvı herhalde, bırakıyorlar böyle yukarıdan düşüyor, o yüzden dropping deniyor, yani düşme anlamında. Neyse, onların vücudundan bir parça ve bu bol nitrojen doluymuş bu parça.
Ve bu şey doğuma çok faydalıymış. O yüzden 1930'larda keşfedilmiş. Bu buradan bir tane kayıkçı mı ne geçiyormuş o bulmuş. Sonra bunu yapmışlar buraya. Burada madenciler gelmiş. 1957'de sanırım 3 yıl kadar bir şey oluşmuş. Burada tramvay falan. Tramvay diyorlar ya ama bununla aşağıya inip madenden çıkarıyorlarmış o doğuma yararlı olan nitrojen bolluğu yaşayan neyse o kimyasalı. Ama 1960'ta 3 yıl sonra galiba 60'ta mı işte neyse orada yazıyordu. Bir hava kuvvetleri herhalde bir uçak zedelemiş bu sistemi. Sonra da bir daha yapmamışlar. Geri düzeltmemişler ve şimdi de turistler için bir nokta olmuş işte Grand Canyon batıda. Böyle. Out of breath, nefessiz kaldım. Buradan burası en zirve noktası. Guana Point dedikleri bu herhalde. Şöyle. Gene aynı görüntü tabii. Buradaki Colorado Nehri. Amerika'nın en uzun nehirlerinden bir tanesi. Allah sahibine başlasın. Adamlar çölün ortasına böyle bir şehir yapmış arkadaş. Bayağı bildiğin o Grand Canyon'ın arka tarafı mı artık ne tarafıysa burası. Bildiğin şurada çok az da olsa evler var. Böyle kaktüsler, evler. Değişik yani. Yerler yerler dıdıdın 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 seni ham yapar bu zilliler dıdıdın 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 kız seni yerler yerler dıdıdın dıdıdın dıdıdın. Ne oraya mı koyayım? Yes. O bak. Aa o neydi? Ceylan. Geçti artık. Geçti bunu. Vay be. İlk kez mi oldu? Yok be ya. Nadir. Heyecanlanmamız lazım. In a quarter mile, you will arrive at your destination. Thank you. Grand Canyon'ın bir başka girişi falan herhalde. South Gate. South Rim. South Entrance. South Entrance Station. Güney giriş, Arizona. Aynen. Daha önceki bulunduğumuz yerden buraya kadar kaç saatte geldik? Yani hiç durmasak kaç saatte gelirdik? Yep. Bir saat, iki saat. İki olması lazım. Wow, bayağı uzak. Turgut Taş'ın Bu Nedir Yani Dağları altında hayatında hiç böyle yüksek şeyler görmemiş. Dağlar. Evet, buralarda da yine aynı dağ manzaraları, rüzgarların yaladığı ve dizayn ettiği bu büyük Grand Canyon'ımızdan alın size bir görüntü daha. Bir de beni görün. Hop, böyle.
telefonu düşüreceğim. Şöyle hop. Woohoo! Elimize verdikleri haritada burada akrep olduğu, çıngıraklı yılan olduğu falan yazıyormuş. Şimdi okuduk. Ne işimiz var bizim burada? Yani dikkatli olmak lazım. Biz neredeyiz? Burada Grand Canyon Village diyor ya. Biz oradayız şu an. Bayağı büyük alan yani. Buradan da şu Desert View'ye gidelim diyoruz ama 25 mil falan ya. Yarım saat süreceğiz arabayı oraya. Bir de desert dedim aklıma geldi. Geçen dünkü videoda mıydı neydi? Desert dedim desert'e. Desert tatlı. Desert çöl. Yani Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Haydi bakalım. 1500 kilometre boyunca, yani kilometreye attım ama öyle Arizona'nın kuzeyi komple Grand Canyon'muş. Sanki haritadan baksak bilmeyeceğiz. Bileceğiz de gelince ayrı oluyor yani. Hiçbir zaman düşünmemişiz biz. Şu yolların güzelliğine bak. Sağlı sollu ağaçlar. Bazı noktalarda işte gözüküyor, şu an gözükmüyor ama bazı ağaçları görüyorsun, böyle şimşek çarpmış, felç etmiş. Abi, şurada görünüyor bir iki tane sağda solda var. Yani sadece o ağaca çarpmış ve o ağacı kurutmuş. Sağa solda bir tane böyle. Ağız. Biz herhalde şuraya gidecektik. Şu kule gibi olan yere ama yol kapalı olduğu için gidemedik. Gene burası da başka bir Navajo Point diye geçiyor. Gene Grand Canyon'da. Güneş batıyor bu tarafta. Şöyle güneşin batışı hafiften. Böyle de Colorado Nehri gene. Sevgili dostlar, gün batımını izliyorsunuz. Gün batımı. Herkes böyle gün batımını izliyor. Ya burada yılda 12 kişi ölüyormuş ya, şuradan böyle fotoğraf çekineceğim falan derken her ay bir kişiyi kurban ediyormuşuz. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Ben gidip o kıyıda durmam. Duracak olsan öldü. Aa, Şahin mi lan o? Bilmiyorum, dur bakayım. Sunmayabiliyor muyum? Kartal Şahin bir şey. Evet, dün biri ölmüş de bizi uyardılar. Burada güneş batıyor ve şurada ay doğuyor. See, sunsets here. And then moon rises here.